Sevgili Efe, evet, yıllar harikayım. sonra yıllarca konuşulan, yıllarca beklediğimiz, yıllarca söylenilen, mitingler yapılan, kitaplar yazılan, programlar yapılan olay şu an gerçekleşiyor. Nasıl bir his bu? Bu komploterlerin evet. tek tek gerçekleşmesi. Halkın bunu kabullenmiş durumda olması. Yani o konjektüre Türkiye'nin getirilmiş olması. Peki abi sana ne senelerce ve sana bana, Burhiye hepimize senelerce hem aktrol demeleri, hem gizli AKP'li demeleri Diğer tarafın da bize <laughs> HDP ile birlikte iş yapıyorsunuz demeleri, HDP'nin yanlışısınız demeleri ve günün sonunda ikisinin de böyle can ciğer olmaları ve el ele e, iş yapmaları hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Tarihin doğru tarafında durma işi. Devlet Bahçeli'nden böyle bir şey bekler miydim böyle bir çıkış? Bekleme beklemezdim ama şaşırma da şaşırmadım. Hani bir saat falan sürdü şaşkınlığım. O da böyle durup dururken olmasa mı? Sinyal yok diye ortada. Hı hı. Durup dururken buraya kadar gelmesi. Ama Bahçeli bunu yaptı diye şey yapmadım, şaşırmadım. Bekleme özellikle bahçeden beklemezdim. Bir açılım tarafı bekliyordum. Şöyle bekliyordum. Şimdi bu süreci biraz kronolojik ele almak gerekiyor. Ben o yüzden bu herkes bir şeyler konuşurken ben bu işin kesildiğini yapıp anlattım neyin ne olduğunu. Hani bu sürece baktım. Çünkü Bahçeli önce çıktı dedi ki bu işi şöyle açıkladı. Biz dedi DEM Partisi'ni PKK'dan kurtaracağız. Öcal Öcalan konusu yoktu orada. Öcalansız bir şekilde çözüm istiyordu. Bunun üzerine DEM Partisi çıktı bir miting düzenledi. Ve dedi ki Apo'ya özgürlük. Bizim dedi çizgimiz bellidir. Apo çıkacak. Muhatap Apo'dur. Muhatap İmralı'dır dedi. Sonra Bahçeli hani bunu duayen devlet taktı diyenler var ya burayı dinlesinler yani. Bu bir, süreç, bir hafta Aynen. içerisinde oldu. Sonra bu süreç içerisinde Dem bu tepkiyi verince Bahçeli çıktı ki madem öyle mi diyorsunuz tamam o zaman Apo da çıksın konuşsun dedi. Yani burada bir büyük oyun falan yok. Olsaydı bir hafta önce sen niye Apo'suz bir şekilde bu işi denedin? Şimdi ne oldu? E Kandil ile Apo karşı karşıyaymış. Diğer tarafta muhalifler de şey umuyor. Ya Selahattin Demirtaş apo alternatif olacakmış. Bunun tartışmasını yapıyoruz. O yüzden mesela iktidar bunları yaparken bu işi Öcalanla ile bir şekilde yaparken diğer tarafta şey diyor. Yani meclise gelsin çözelim bu işi bilmem ne. Yani herkes bu işin çözülmesi gerektiğinde mutabık anlaşmış durumdalar. Yani olay şu. PKK bir çizgi çekti ve PKK'nın o çizdiği çember içerisinde tartışma üretiyor. Kimse bunun dışına çıkmıyor. Mesela i̇şte kimse şunu demiyor. bırak mecliste konuşmayı bu herif dışarı çıkmayacak. Neden bahsediyorsun sen? Hani dışarı çıkma kabullenilmiş. Şimdi hı hı. mesela çıkıp da yok mecliste konuşulmayacak. Ev hapsini alacağız Ankara'ya. Veya ne bileyim Ankara'ya nakledeceğiz onu bir hapishane falan gibisinden. Buradan çekseler mevzuyu zaten bu üsttekine tepki gelmedi. Şeye Öcalan'ın konuşmasına mecliste konuşmasına tepki gelmedi. E bu alttakine hiç tepki gelmez. Evet. Anladın mı? En üstten çekildi çünkü zaten sınır. Devlet Bahçeli'ye söyletiyorlar bir de galiba ya. Devlet Bahçeli'nin kendi... Zaten söyletiyorlar canım. Söyletiyorlar, yani kim değil söyletiyorsa mi? önemli. Ha. Kendi MHP kurmaylarını mı söyletiyor yoksa AKP'yle ne derece bir ittifak içerisinde yapılıyor bu? Orası soru işareti. Ama bak şunu yani PKK sonuçta şunu yapmış durumda. İşte Demirtaş da Öcalan'ı işaret ediyor. kandili de Öcalan'ı işaret ediyor. Yani milleti şeyle kandırıyorlar. İşte PKK tartışmasının içerisinde bizi çekiyorlar. Bir çemberin yani PKK bir tartışma belirliyor. Diyor ki siz bunu çözecekseniz aksi takdirde biz sizi öldürürüz diyor. O saça saldırı yapan PKK teröristlerin de videosu yayınlanmış mesela. Videoda konuşuyor. Bizim diyor amacımız diyor oradaki terörist kadın var ya buraya. Diyor ki Hı -hı. önceden röportajını yapmışlar. Bizim bir asıl Bugün amacımız diyor. Bugün yayınlandı mi? O, evet sonra. evet. Evet evet. Önder Apo'nun hep böyle yaptıktan sonra hep yayınlarlar propaganda olarak. Gerilla TV'de, ANF'de falan. Önder Apo'nun diyor fiziki özgürlüğüdür. Duran Kalkan, Cemil Bayık'la verdikleri röportajlarda biz bir senedir bir süreç başlattık diyor. Ne bu süreç? Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlamak diyor. Bizim amacımız esasen bu diyor. Ön, öncelik olarak. Çünkü Türk toplumu ne tartışıyor? Türk toplumu şeyi tartışıyor. İşte alternatif olarak demir taşma şey yapılsın. İşte ne verelim? Kandille nasıl anlaşılır? İşte Öcalan ne ister? Ne yapabiliriz? İşte Kuzey Irak'ta nasıl şey yapabiliriz? Öyle bir duruma geldi ki azgın bir azınlık Ülkenin gündemini belirliyor ve 80 milyon da bu azgın azınlığın peşinden koşuyor affedersin bir taraflarını öpmek zorunda kalıyor. Onun tartışmasını yürütmek zorunda kalıyor. Nasıl tatmin ederiz nasıl memnun ederiz diye. Çinci çember şeyi... içerisinde bak, en büyük muhalif bile bu sürece en büyük muhalif de nasıl muhalif oluyor biliyor musun? Ya onunla değil de onun sağ koluyla yapsak. Yani şu andaki en büyük muhaliflik bu. Evet. Abi şöyle bir durum var. Biz e, zaten hani Erlik'le birkaç uzun canlı yayında bu açılım rezaleti diye toplam e, üç tane bir... Evet, biz ne olacak e, dediysek oldu gerçekten. Şey yani, maalesef. Ya orada geçmişte yaşanan bu ilk açılım e, rezaleti diyorum. E, buna ilişkin kronolojik olarak enine boyuna ben daha ziyade sormuştum. Erlik e, anlatmıştı. Onları konuşmuştuk. Ya benim tahmin ediyorum siyasi fikirlerimin şekillenmesi konusunda beni en etkileyen Türkiye'de yaşanan mesele bu geçmişteki açılım rezaleti olabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü her gün ayrı bir skandal her gün ayrı bir rezalet. E, benim asker çevrem de çok e, ve onlardan şeyleri de duyuyordum yani. O, operasyonların durdurulduğunu. Tabii, işte tabii. Hani sürece tırnak içerisinde söylüyorum. Sürece zarar gelmesin söylemleri üzerine. Hala böyle yaşanan pek çok olay dün gibi aklımdadır. E, meşhur bazı videolar vardır bunlar derlenip tekrardan sosyal medyada paylaşılıyor. Yani şehit cenazelerindeki o durumlar ben bizzat da katılmaya özen gösteriyordum pek çok cenazeye. Özellikle askerimizin şehrin içinde yürütüldüğü ve çevreden terör yandaşlarının gelip böyle laf ettiği, el kol yaptığı hmm. hatırlarsanız o görüntüleri. Hmm. Yani pek çok şey sineye çekildi. Dolma bahçe görüşmeleri, Oslo müzakereleri bilmem neler. Şimdi ben açıkçası hani Erlik dedi ya bir saat ben. Şaşırdım sadece diye. Ben hala şaşkınım devlet bahçeli konusunda. Ya bu benim şeyim Ben hiç şaşırmadım hani. desem abi. Ben hiç şaşırmadım. Ben abi hala şaşkınım. Neden biliyor musun? Devlet, devlet, devlet bahçeli çünkü tepedeki de. adam ona ne hani sen şunu söyle diyor ve o söylüyor abi. Yani o yüzden abi gerekirse şey her şeyi yapar ama. abi. Ya şöyle bir şeyden dolayı ben şaşırıyorum. Benim gençliğim şeyde geçti. MHP içerisinde evet. ocaklarda falan geçti. Şimdi orada ben bu açılım rezaleti zamanında eylemlere falan katılan biriydim. Yani sokak yürüyüşleri, protestolar vesaireler, dediğim gibi şehit anmaları, o süreçte şehit ailelerini ziyaretler. Yani bu açılım girişiminin yani şöyle bir şey de değil. Yani ben insanlara şunu anlatmak istiyorum. Biz kuru kuruya böyle hani sadece karşıt olduğumuz için karşıt olmuyoruz bu meseleye. Evet. Ya bunun bir çözüm sağlamayacağını da düşünüyorum. Sağlamadı zaten daha e, önce. Nitekim denendi bu ve çözüm de sağlamadı. Aksine TUSLAŞ'a saldıran terörist dahi internetteki sosyal medyadaki paylaşımlarından görebileceğiniz üzere 2015'te paylaşımlar yapıp 2016'da PKK'nın dağ kadrosuna katılan bir terörist. Yani açılımda ne kadar muhatap alındıysa terör örgütü o kadar meşruiyet kazandı kendi alanında evet. o kadar bakın işte devlet bizi muhatap alıyor propagandasını yaydı yani tırnak içerisinde söylüyorum yine Kürtlerin bir hak durumu varsa alacaksa bunu devletin de muhatap aldığı PKK ancak sağlayabilir propagandasını yaptılar. Açılımda zaten Açılım bunu yaptılar öyle, öyle salakça evet. bir şeydi ki. Açılım Kürt, buna Kürtlerle izledi. barış gelsin deyip PKK'yla e, oturdular masaya yani. Evet ve e, bu nelere sebep oldu? Bütün durdurulan operasyonlarda PKK şehirlere yığınaklar yaptı. Hendekler kazdı. Dediğim gibi bizzat Süleyman Soylu'nun yayınladığı bir grafik var. Terör örgütüne, bölücü terör örgütüne katılım sayıları diye. PİK yaptığı yıllar işte yine 2014, 2015, 2016 falan. Yani açılımın böyle bir sonucu oldu ve biz yüzlerce şehit vererek temizledik o açılımın yaydığı pisliği. Evet. Hendek operasyonlarında, Sur operasyonlarında ve bugün 10 yıl sonra yaklaşık olarak tekrar denenmeye kalkılıyor. Bu insanı çıldırtacak bir şey. PKK yine bir meşruiyet kazanmaya çalışacak ve yani hani gözümüzün içine baka baka bunu yapıyorlar. Tusaş'a saldırıyor, şey yapıyor. Şimdi şu, şunu soruyor. Bu arada yani... meşruiyet kazandırdı bile yani Bahçeli'nin o çıkışı, PKK'ya 40 senedir kazandırmadığı meşruiyeti kazandırdı. Bunu da sosyal medyadaki PKK'lar tarafından hiç olmadıkları kadar açık evet. açık kimlikleri çok net bir şekilde. Şu anda hani yani buradan geri dönüş olsa bile şu anda biz en tuhaf en bir operasyon yapıyoruz falan deseler bile halka evet. şu anda bu empoze edildi. Yani uykulukla yani... alakası olmayan bir Kürt için bile ha tamam demek ki yani Ulan dün terörist bugün böyle bilmem ne o zaman yani bunun meşruluğu var demek ki seni Abi senin böyle... otoriteni kimse ciddiye almaz böyle bir saçmalık. Aynen olmaz. öyle böyle bir devlet yönetimini kim ciddiye alır ya. Bu cumhuriyetin görmüş göreceği en azılı suçlu Abdullah Hücalan En azılısı. Evet. Güne kadar bu ülkede işlenen bütün suçlu evet. suçları. başkaları başkaları daha sağ... daha büyük diyorlar ama o işte devletle kavga ettiği için o adam daha büyük olarak gösteriliyor. En büyüğü gerçekten Apo o da aynı bok. Geberdi gitti de. Ya o şey örnek alır diyorum. yani. FETÖ onu örnek alır en fazla. Şimdi bakın arkadaşlar PKK kurulduğundan beri 78'den silahlı eleme başladığı 84'ten beri çeşit çeşit dönem dönem stratejiler değiştirmiştir. Kabuk değiştirmiştir. Ülke değiştirmiştir. Tam bu süreci çok iyi anlamak gerekiyor. Geldiğimiz noktada diğer komşu ülkelerdeki güç boşluklarından faydalanıp Türkiye'de faaliyet gösteremeyen bir örgüt haline gelmiştir. Bu süreç yapılırken ama iktidar eliyle bunu zamanda Özal yapmıştır. PKK'nın siyasileşmesi sağlanmıştır. Mesela deniyor ki şimdi işte HDP şu kadar oy alıyor bunların hepsi PKK'yı onaylıyor falan. Yani eşittir bu kadar PKK'lı var ülkede deniyor. E bundan önceki partiler HDP'nin öncülü olan parti aslında öncülü olarak kabul edilmiyor ama yani bizim için öncülü anladın mı? Bu Kürt siyasi hareket dedikleri bilmem neler. Bunlar neden böyle oy oranları alamıyordu? Neden bu kadar oy oranlarına sahip değillerdi? Neden böyle bir güce sahip değillerdi? O yüzden 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 yılına kadar bu süreç, bu 7 yıllık süreç Cumhuriyet tarihine geçecek bir ihanet dönemi. Bu 7 yıllık süreçte, bu mi bahsetti, bu 7 yıllık süreçte PKK meşruluk kazandı, evet. kendini meşru gösterdi, militan topladı, siyasileşmeyi başardı, propagandanın Allah'ını yaptı. O kadar çok, o kadar saçma sapan propaganda yaptı ki. Mehmet Ali Birant'ın yazılarını hatırlıyorsun değil mi abi? Kabul yani edelim artık PKK'yı yani. yenemiyoruz falan onların diye. Onların böyle... derdi bak, onların derdi, yani onlar, on, o, o, Türkiye'de müesses nizam PKK'yı destekler. Bu bir gerçek. Yani Türkiye'de basın, sanat, bilmem ne. Türkiye'de PKK'yı desteklerler. Bu bir gerçektir. Ben Şeytan Üçgeni belgeselinde hep medya ile paralel gittim. Hatırlayanlar hatırlarlar. Belgeseli izlemi izlemiş, olanlar bilirler. Hep paralel gitmiştir medya ve şey. Türkiye'nin e, enteli ajansı. Hep şeyle gider. PKK ile paralel giderler. Ona şaşırmanda bir lüzum yok. Asıl PKK'nın meşruluk kazanma dönemi 2008 ve 15 arası halk arasında. Bak PKK ilk elemlerini yaptığında Efe, hı hı. bölge halkı bunların ne olduğunu anlamıyor dağlarda gidip karakollara şikayet ediyor. Ya burada böyle böyle bir oluşum var. Eşkıya diyor. Hani bunları alın götür, bunların neyini sen hani Ya veya kendi eliyle teslim ediyor vurup. Sonra işte savaş başlatıyor oradaki aşiretlere feodal yapıya karşı bilmem ne yani bir güç dengesi edinmeye çalışıyor. Yani devlet uzun süre bir doktrin ve mücadele stratejisi geliştiremiyor. Orada olmuyor. Bak burada da şey var. Vardır devletin bir bildiği 40 yıldır mücadele ediyor falan. Hala bu kafa var mesela. O zaman da yoktu bugün de yok. O zaman dönemin okuyun. Ben belgeselde özellikle dikkat çektim buna. Okuyun belgeselden de bakın. Kurumların mücadele edecek bir doktrin yapısı yok. Birbirleriyle kavgalılar. Bugünkü güvenlik bürokrasisini kurumlara baktığınız zaman PKK tehlikesi yüzünden kurulmuştur Türkiye'de. Şekillenmiştir. Özellikle 92 senesine kadar. ÖKK'yı falan 92'dir bilirsin evet, özel Zarar falan derler 92'dir. Komutanım. Ondan önce işte polis özel harekattan tutmak üzere hepsi PKK döneminde geliştirilmiştir. Çinler döneminde 92, 93 ve 96 sürecine kadar. Hadi 99'a kadar ilerlet onu. Öcalan'ın yakalanmasına kadar. Bu dönemde devlet çok aşırı derecede terörle, terörle mücadele edecek seviyeye kadar yani anti terör stratejisinin doktrini benimsemiştir. Ki o zaman da Öcalan der ki Burhi'cim, Efe'cim biz diyor 93 döneminde, 93 yılında diyor bağımsız bir Kürdistan projesini bıraktık diyor. Bunu beceremeyeceğimizi anladık. Çünkü Serhel'den ilan edildi. Cizre Nevruz'unda başarılı olmadı. Hı, hı Üstüne üstlük bu tarz terör örgütleri her zaman kontrol alanı olan demokrasilerde veya işte toplumlarda çalışabilir. Yani Türk mesela bir Norveç falan değil öyle demek istemiyorum ama oralarda çalışabilir. Eğer Çin'de çalışamaz bize. Çalışamaz. Otorite de aynı sertlikle seninle mücadele ettiği zaman sen o otoritenin boşluklarından, gri alanlarından, evet. demokrasiden faydalanamıyorsun. Mesela Batı'ya bakarsan eğer, Batı'da da bu terör meseleleri tartışmaları vardır. Ama mesela Batı'da hiçbir müesses nizamdan, hiçbir işte ne bileyim sanatçısı, PhD'si bilmem nesi çıkıp da sana şunu demez. Örnek veriyorum Amerika'da. İşte aslında Taliban'ı anlamak, El-Kaide'yi anlamak gerekiyor. İşit var. Bunlar işte haksız değil. Ha, İşit anlamamız gerekiyor. Şunu yapar en fazla. Bu terör saldırıları bizim toplumumuzu nasıl etkiliyor? Daha da faşistleşiyor mu? Daha da aşırıya gidiyor muyuz? Mesela bunu yapar. Sonuçlara bakar. Ama sebebini hatta meşru göstermeye çalışmaz. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir duruşu yoktur. Bu Avrupa'da da yoktur. Bu hiçbir yerde yoktur. Bir tek Türkiye'de vardır bu. Terörü meşru göstermeye çalışma çabası. Bir tek Türkiye'de vardır. Ve yıllardır sürer. Yani ben şeye bakmam lazım. Dışarıdan şu medyadaki... gelen bir şey o da ya. Değil mi? Dışarıdan gelen bir şey o yani. Bizi zorla diretilen, dayatılan bir şey yani o. Terörü işte onlar aslında terörist değil de şeyler değil, muhabbeti. E, i̇syancı Kürtler muhabbeti abi. Hala daha da adı, bu tabii, devam ediyor. Tabii tabii yani bu orada arada. bir öze, özenme var orada. Hani otoriteye baş kaldırıyorlar, silahlı mücadele falan. Bunu kabul etmese de Türkiye'deki gazeteciler şunlar, bunlar, sanatçılar bilmem ne bunu yıllardır yaparlar. Yıllardır yaparlar. Kabul etmeseler bile. Lafta terörist falan derler. Yıllardır yaparlar bunu. Yurt dışında birçok yerde öyle görüyoruz. bugün mesela Bahçeli bunu yaptı, gözleri parlıyor. Gidin bakın ya yani bir, bir isim vermeyeceğim biliyorsunuz o gazetecileri falan. Gözleri parlıyor mutluluktan ölüyorlar böyle. Öyle bir heyecana girmişler ki, apoç çıkacak konuşacak falan böyle. Yani 80 milyonun sorunu bitti. Bir avuç manyak peşine yine şey yaptık gündemimiz ona ya göre zaten. Zaten nasıl e, organize ettilerse o tetikçi medya şebeği daha aynı saat içerisinde video yayınlıyor. Şey yapıyor yani e, Bahçeli'nin grup toplantısı daha bitmeden neredeyse. Ya ben bir de şeye de değinmek istiyorum abi. Daha deminki mevzu anlattığımla ilgili olarak. Bu meşruiyet kazandırma meselesinin doğrudan etkisi oluyor. Ege Üniversitesi'nin sen İzmirli olduğun evet. için daha iyi bilirsin abi. Ege Üniversitesi'nin koridorlarının, dersliklerinin fotoğraflarına bir bakın açılım evet, zamanı. Evet. Duvarlarda spreylerle PKK, PKK işte, burada. Da. PKK burada. Yok komutan bilmem ne. Yani ee... yok bizim gayet kudretlidir durumumuz falan fistan böyle. Hani slogan da yaratıyor. Sizin durumunuz kudretli falan değil. Sen, yani... Sen Sen 99'da yakalandığından beri Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın köpekliğini yapıyorsun. Senin önderinin durumu bu. Milli İstihbarat Teşkilatı domal diyor. Senin önderin domal diyor. Senin önderin hiçbir kudret, hiçbir önemi yok. Dağdaki gerilla dediğin şu anda tünellerde hapsolmuş durumda. Ha, buradaki mevzu nedir? O bu dağdaki tünelleri bitirme konu, infiltrasyon konusunda ciddi bir kayıp verilir. Hani PKK bitirilir o durumda şu anda ama giderken de ciddi kayıp verilir. Şu an tek mevzudur. Senin hiçbir kudretin, hiçbir durumun yok. Rojava'da da affedersin Amerikan yarrağı yiyorsun. E, ne kadar yiyeceksin daha bu yarrağı? Ne kadar yiyebilirsin daha bu yarrağı? Yok efendim dört parça bir, birleşecek misin? Kürdistan, ya sen Güney Kürdistan dediğin yerde seçim yapmayı beceremiyorsun. Ya, Irak yaptı bu sene seçimleri. İki senedir erteleniyor seçimler. Evet. Ne oldu? Hani Bafel Dalibani rekor kırıyordu. Birleşik Kürdistan bilmem ne. YPG açıklama yaptı. Gidin Buffalo'ya e oy verin diye. Oldu mu? Ne oldu? Kır Kaç tane şey aldı ya? 20 tane mi ne? Vekil falan aldı. Sıçtı sıvadı. Popstar gibi takılıyordu. E, E Türkiye'de özellikle üniversitelerde kimlik krizi yaşayan ruh hastalarını tatmin edeceğiz diye biz burada apoculuk yapacağız. Benim için tartışma konusu bile değildir. Bunun esas sebebi zaten Tart şu değil mi? Ee, tartışma konusu yapmaya çalışanlara hesap sorarız. Biz kalkıp da şeye girmeyiz. Bunun çıksın mı? Ne konuşacak acaba? Ne ister falan fistan diye. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Abi baştaki adamlar kaybedeceklerini anladılar. Sebep bu yani günün sonunda sebep bu kaybedecekler. Yani bir dahaki sefer artık bittik biz. Yani seçimden çıkamayacağız, sandıktan çıkamayacağız. Bunun farkına vardılar. Destek arıyorlar. Anayasayı değiştirmeye çalışıyorlar. Onun desteğini arıyorlar. Her şey bu yani. Kendilerini iktidarda şey. tutabilmek yada, için. Kesinlikle bu, anayasa işi kalıcı bir şey. İşte İsrail bahanesi falan filan var. İsrail bize saldıracak işte biz İsrail'den... Onu demeye getiriyorlar. O kadar korkuyoruz ki PKK ile anlaşmaya çalışıyoruz falan. Buraya getirmeye çalışıyorlar. Ya Esa bir de sen yorumu yapıyorlar. Apo'cudan, PKK'dan, ne cephesi? Neyin cephesi? Ne cephesi? İsrail'e karşı PKK'lıyla mı şey yapacağız? Ne yani kadar ne saçma salak bir ifade. Ne bu yani? cephesi? Onu söyleyin. Kime cephe alıyoruz? Onu söyleyin. Onu söyleyin. Yani neye cephe alıyoruz? Kime abi? cephe alıyoruz? Evet Ay, evet cephe şimdi alıyoruz? İsrail muhabbeti yapıyorlar. <laughs> evet evet doğru. İsrail tamam, muhabbeti yapıyorlar. yapıyorlar da açıkça söylemiyorlar. <laughs> Bak hala söylemiyorlar. Bize saldırabilir, tehlikesi falan var. Abi şey meselesini dediğim gibi bu İzmir'deki Ege Üniversitesi bir de bunu şey diye sunuyorlar ya. O durumda evet. Bu lafını böldüm. Bir de bunu şey diye sunuyorlar abi, ya. Hemen kahve alıp geliyorum. Efendim tamam. sizin bilmediğiniz inanılmaz duayen bir devlet haklı var. Bu devletin iyiliği için yapılmıştır. Artık bu şey bitsin bilmem ne. Ulan oğlum senin bulunduğun durum şu an nasıl bir durum? Sen hendek operasyonlarından başlayarak neredeyse 10 yıldır, artık 10 yıla varacak. 10 yıldır o kadar şehit vererek, o kadar kayıp vererek, o kadar fedakarlıklar, kahramanlıklar yapılarak sen bu işe, bu çatışma ortamı Irak'a, onun mağarasının dibine kadar dayadın. Sen buraya kadar geldin bir i̇şte statüko kurdun orada. Senin durumun bu. Şu anda sen muhatap olarak nasıl bir moral verdiğini farkında mısın? İHA'lar siyalar yüzünden çıkamıyor dediğin PKK'lar nasıl bir moral verdiğini farkında mısın? Kal bunu, dökene, da, çözüm bunu da bizim halkımıza şey diye anlatılıyor. Orta, ya şu anda işte. PKK işte şunu şunu istiyordu. Biz ama onları ikna ediyoruz. Türkiye'yleştiriyoruz. Ya bunu Bahçeli söylemedi. Bunu Erdoğan söylemedi. 99'da Öcalan yakalandı. Bu stratejiyi geliştirmeye başladı. 93'ten beri nedir? Demokratik Cumhuriyet modeli diye bunu söyleyip durur. Yani ben Kürtleri devlete entegre edeceğim, siz de Kürtleri yavaştan tanımaya başlayacaksınız. Yani bir kompromis bulacağız ortada. PKK'nın şeyi budur. PKK bunu istiyor ve diyor ki Önder Apo'nun özgürlüğü. Şimdi sen ne vaat ediyorsun? Önder Apo'nun özgürlüğü ve PKK'nın istediklerini. Ve bunu da halka şey diye sunuyorsun, bak onlar bağımsız Kürdistan istiyordu. Biz onları şu anda bu seviyeye getirdik, biat edecek seviyeye getirdik. Yani bütün istediklerini vereceğiz, bütün istediklerini verdiğimiz zaman da silahları bırakacaklar. E PKK kızıyarak da zaten başka seçeneği de yok mesela PKK'nın. Ya ölecek? ya bitecek artık o seviyede. Orada rahat rahat dolaşamıyor zaten. Yani kafasına sıkılacak bir şey gibi düşüneceksin şu anda onu. O seviyede. Tünellerde kendi bir şey kurmuş durumda. Barikatlamış gibi düşün kendi tünelleri. E tabii ki de çok kayıplar verecek bu tünellere operasyonlar düzenlenirse. Bunun bir çözümü aranıyor. Tıpkı İsrail'de şu anda bu Gazze şeyinde en çok dikkat çeken o tünel şeyleri Hamas'ın Hamas biliyorsun. Kuzey Irak'ta da benzer metotlar var şu anda. Şu anda hani teknik olarak, stratejik olarak, askeri olarak böyle bir durum var orada. Suriye konusunda hiç bahsetmiyorum bile. Suriye'de yarı devlet çekine getirilmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Buraya nasıl bir teori var onu da bilmiyoruz. Ya gerekirse gireceğiz, gerekirse yapacağız diyor. İşte bomba alıyoruz vesaire birkaç gündür. İşte Kuzey Irak'ta bunlar lave Bitirdik diye abi. İşte tam burada ayırmak gereken yani PKK ne? PKK ne? Neden bahsediyoruz? Yani PKK deyince HPG kısmı. PKK'ya PG diyorlar. Yani, e, silah Heh. kuvvetleri olarak bakıyorlar işte. Heh. Yani O kısımdan mı bahsediyoruz? Ama? Bu KCK yapısı nasıl olacak mesela? Bunların bağlantıları nasıl yürüyecek mesela? Yani Öcalan'ın çıkıp e, bunları feshedilmesini söylemek ne demek oluyor bu yani? Bir de APO silah bırakın deyince bırakacaklar mı? Öyle bir yetkisi var mı artık? ya bu Var mı öyle bir yetkisi? Önderlik olarak teoride var. Demiş şey efendim teorik olarak, pratik olarak da bu şeyim vardır. Teoride var. Ama şöyle bir şey var. Zaten adam Suriye kaydırmış bütün güçler. Adam bırakmasa bile şu anda faal olamıyor Efe Irak'ta. Yani faal değil adam. Türkiye'ye giremiyor, edemiyor zaten. Ne yapacaktır? Kendi lav edecektir. DHKPC ekolü metropollerde çalışmaya başlayacaktır. Bu tuzaş saldırısı örneğidir mesela. Metropollerde yoğunlaşmaya başlayacaktır. İşte Suriye'de o tarafa gidecektir. E Kuzey Irak'ta bitirdik gerisi. Yani bu bunun için ödenecek bir bedel mi? Hatta şunu yaparak yani APO oraya çıksın konuşsun diyerek Bahçeli şunu söyledi. Bizim ülkemizde kaç milyon oy var HDP'nin? 7 milyon muydu en son seçimde? 7 mi 6 mı öyle bir şey var. Uyuruyor. Yerende daha düşüktü tabii başka düşük. partililere hmm. verdi. Yani 6-7 milyon milyon kişi kaldır demeye getirdi. Bunların önderi Öcalan'dır demeye getirdi. Zaten ilk açılımda da onu yapmadılar mı? İlk açılımda da i̇şte biz HDP HDP Türk-Türk barışını istiyoruz de falan deyip APO'ya gitti ondan bir, sonra. Bir oy buraya bir oy buraya muhatap kabul edilmesi muhatap değildir. Terörle mücadelede bile muhatap almazsın. Çünkü sen bunu sağlarsan bu ülke şu mesaj olur o zaman. Silaha başvuran, silahlı mücadele tırnak içerisinde söylüyorum. Başvuran bütün gruplarla ben pazarlığa oturacağım demektir. Bu Osmanlı'nın son dönemindeki bir tavizdir. Cumhuriyetin böyle bir modeli yoktur. Böyle bir uygulaması yoktur. Şimdi şey gelip ağlamasın. Ne için pazarla Yeni Doğan oturuyorsun? O bile falan. belli değil. Yeni Doğan çetesi ağlamasın. O da onun başındakiler de desin ben diğer Yeni Doğan çetesi üyelerine silah bırakın diyeceğim. Bana da ev hapsi verin. Ya da işte Adnan Hoca'cılar, ondan sonra FETÖ'cüler falan da aynı şeyleri istemesin abi sonra. Burhi'ye ben bu arada bir şey sorayım mı? Ya böyle yanar döner bir <laughs> otorite olmaz. Efe aynısı FETÖ içinde geçerli. Sen devlet olarak bu adama destek oluyorsun. Ne bileyim banka açılışlarında oluyorsun, olimpiyatlarında oluyorsun bilmem ne. Birden diyorsun ki ya tamam bunlar artık terör örgütü. Bunlarla olan herkes de terör örgütü şey teröristtir diyorsun. E ne oluyor halkta o zaman? 4.6 milyon almış. Şeyde. 4 4 milyon insan o zaman 23. hani şey diyor PKK destek falan. Ulan siz bu bu insanlara devlet eliyle, medya eliyle sabahtan akşama kadar işte HDP barışın yoludur, HDP barış isteyecek. O zaman PKK edilecek diye kalkıp da bu gerzek muhaliflere de oy verdirmediniz mi? Evet. Bunu duayen devlet haklı olarak sunmadınız mı? Bunlar bağımsız girmeye çalışıyordu. Tayyip Erdoğan bu aklı vermedi mi parti kuruluna girin diye? Doğuda örgütle hiçbir alakası olmayan kişiler de sırf Kürt oldukları için hani bu HDP benim Kürt haklarımı koruyor deyip de Tabii, oy veren de çok değil, var. Hak yani. değil hak değil. Sırf bizdendir o Kürttür falan diye memleketçilik de var. Yani böyle çok ilkel, medeniyetsiz bir milliyetçilik, feodal milliyetçilik de var. Mesela Demirtaş bunu çok oynuyor. yeşil Kürtçülük yapıyor. Mesela Şeyh Said anıyor bilmem ne yapıyor falan böyle İslamcılığa da giriyor anladın mı? Yani Diyader şeyden çıkıp aynen, ediyor. bu Diyader'in şeyi son... Bunun şeyidir. Orada bir zemin ayarlamaya çalışıyor kendini. Yani bu çözüm sürecinin en büyük zararı bu. Tabii ki de yani bu saldırıları, şehitleri, şunlar, bunların hepsi dahil bunun ama en büyük zararı PKK'ya meşru, meşruluk tanımış olmasıdır. Evet. Ya bunlar silahı niye bıraktılar? Öcalan teslim olduğunda niye demokratik cumhuriyeti tutturdu? Ben tuttuk. Ben içerideyim artık. Benim hiçbir şeyim yok. Elimde bir e, tehdit unsuru yok. O tehdit döneminde 2015'lerde yapmışlardı işte. Türkiye'nin durumu e, çok sıkıntılıydı uluslararası olarak. Da. Orada tehdit ediyorlardı. Her gün bomba patlatarak, her gün saldırarak. Gerçi bizim yani da ne dedi? Hı. Ne dedi? Bombaları dedi. PKK patlatmıyordur canım yani. O, takmak üstleniyordu falan söylüyordu. Yine kabul etmiyorlardı. Bizdeki işte müesses nizam diyorum ya. Medya sanatçı falan. Yine hala kabul etmezler mesela PKK. Son TUSAŞ'ta bile yaptı. TUSAŞ'ta oldu hala da bize mantıklı gelmiyor böyle yapması falan. Aman oğlum. Evet evet. Amına evet. kodumun çocuğu. Daha ne yapması zaten. gerekiyor bak. Daha ne yapması gerekiyor? Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir sevda? Ergenekon yani demesinler demesin Ergene. Gene Ergenekon demesin. Bir şey Tazmanya dedi. canavarı çıktı dedi. ne <laughs> Çekmiş çıkmış yine vodkasını çekmiş çıkmış yine anlatıyor bir şeyler. Bir boktan da çaktı yok. Yani Beyaz TV'ye geri dönebilmek için sırf Saffe Çanlıcak da şey yapamadı diye kafa kafaya giremedi diye Bahçeli'yi ne kadar yaladığını hepimiz biliyoruz. Yani arka planı herkes biliyor ama çıkıyor orada şey yapıyor sanki devlet adına konuşmuş bir sikim biliyormuş diye bir şeyler anlatıyor orada. Hiçbir şey, hiçbir şey de bildiği yok. Hala aynı ezberleri söylüyor. Ama bizim halkımız şeyi seviyor işte özellikle o cenah bir şey biliyor canım konuşuyor özgüvenli konuşuyor. Yeter ki özgüvenli konuşsun. Yani ondaki o ezikliği tatmin ediyor onunla. Tamam vardır bir bildiği. Benim adıma birisi konuşuyor. Benim adıma birisi düşünüyor diye düşünüyor. Tarihi bir fırsatmış. Nasıl tarihi bir fırsat? Bizim şu anda buna niye ihtiyacımız var? Bunu resmi şekilde bana açıklayabilir misin? Kaç açıklayabilirsin bu bunun bu arada. Tarihi bir fırsat. Argümanlarla mesela. o zaman diyebilirsin. Dağlıca da oluyordu bilmem ne de oluyordu. PKK tekrar güçlenmişti bilmem ne falan. Hani yine mantıklı değildi ama kendince bir şey sunuyorlardı. Şu anda PKK'nın bir varlığı yok. At, ne diye anlatıyorsun? Yaşadık, ne diye sunuyorsun? Tıpa tıpa aynısını yaşadık. Ben bunu bak tıpa bu tıpa ki bu özel dönemi örneğini verdim. işte bu çözüm süreçleri örneğini verdim. İlk, birincisi, ikincisi, üçüncüsünün örneklerini verdim izleyiciler hatırlarlar. O zaman demiştim ki 40 yıllık bitmiyorcular. Ne zaman bu iş bitecek bir seviyeye geldiği zaman 40 yıllık bitmiyorcular ortaya çıkar, siyasi bir irade ortaya çıkar evet. ve PKK'yı kurtarır. Bu evet. hep böyledir Türk tarihinde. Hep böyledir. Birincisinde de öyleydi, ikincisinde de öyle, üçüncüsü hep öyle olacak. Buhri ben sana bir şey söyleyeyim abi. Buyur abi. Ee, eski ülkücülerden dedim diyorsun? Şu an büyük ihtimalle arkadaşlarından falan da hala da ülkücü Devlet Bahçeli'nin seven MHP'li ülkücü olarak tanıdıkların illaki vardır ya da olmasa bile hatırlıyorsundur. Sence o insanlar mesela Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı hakkında ne demişlerdir? Ne düşünmüşlerdir? Abi şöyle yani? ya şöyle şimdi Twitter'da paylaştım zaten bizzat tanıdığım evet hala partili olan ocağa gidip gelen insanlardan istifa edenler oldu. Parti üyeliklerinden ayrıldılar ve bıraktılar. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi hani hiç MHP ile falan alakası olmayan insanlar açısından bunlar belki çok anlam ifade edecek sözler değil ama hep böyle anketlerde seçimlere yakın MHP şey gözükür. Çok düşük gözükür İşte barajı geçemeyecek yorumları yapılır falan ama böyle sonra yüksek oylar al alır yine. Yani son seçimlerde de yine buna benzer olaylar yaşandı. E, MHP'de çünkü bir marka durumu var. Yani o 3 hilal meselesi var. Husula da onu gören. Altok e, gibi Pek çok değil işte mi? geçmişten, evet, yani CHP'de de olan bir durum bu. E, MHP'de çünkü bir şey mazisi var abi. Bu şu anda benim kuşağımda olan insanların babalarından falan mesela geçmişte o hareketler içerisinde bulunanlar var. İşte cezaevine düşenler var, öldürülenler, şehit edilenler var, şeyler var, işkence görenler var vesaire. Dolayısıyla böyle bir mazisi olduğu için. İnsanların kolay kolay terk edebildiği bir parti değil. Bu şey gibi Anca... tuttuğun takıma küfür edip küfür edip ama gene de tutmaya devam etmek gibi değil mi? Yani öyle denilebilir. Birçoğu insan için MHP'de şey durumu var. Nasıl diyeyim? Yani kendi hayat tarzını ona göre şekillendiren insanlar var. Ben diyor işte doğdum doğalı ülkücüyüm falan şeklinde. Şimdi bu insanlardan dahi istifa edenler oldu benim tanıdıkçı Şey de bir parti. Şimdi Sinan Ateş meseleleri falan malum tabii yani işin derinlemesine şeyini bilmiyorum. Yargı e, inceler elbette. Çok rahat cephe alınamıyor da terk ettikten sonra. Yani e, nitekim işte kongre meseleleri oldu. E, Akşener'in evinin önüne kadar falan da gidildi. E, ama bu insanlar açısından da çok büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Aralarından hala daha özellikle parti tarafından belirli bir kadroda tutulan kimseler, belirli bir makamda tutulan kimselerden kolay kolay çok cephe alan veya istifa eden yok. Ama bir böyle ya ne oluyoruz bu kadar da değil söylemleri şey oluyor parti içerisinde. Ama yıldan yıla maalesef bu hale geldi. Yani ilk olarak İyi Parti'nin işte kuruluş döneminde, sonraki dönemlerde işte Zafer'in falan İyi Parti'den ayrılışı şey oluşu yani kendi başına Ümit Özdağ'ın kuruşu. Yıllar içinde maalesef işte teşkilat, doktrin şeyleri söylenir. Yani lider yine bunlardan biri olarak. Tamamen lidere itaat üzerinden gidiyor. Ve maalesef bugüne geldi. Ben hala şey bekliyordum. Yani parti içinden bir mekanizma öyle bir söylemi kabul etmeyecek şekilde bir çıkış göstersin. Belki ee, sen o yüzden, o yüzden diye. şaşırdın. Herhalde o yüzden şaşırdın. Ben bunları bekliyordum abi. Yani Hı. benim şaşkınlığımı şöyle. Yani insanlar bunu hani niye şaşırdın? Sen işte anlayamamışsın falan diyebilirler. Eyvallah. Ama 10 yıl önce yaşanan ellere ne deniliyordu? Siz kandan besleniyorsunuz. İşte yok vampirsiniz. Yok işte analar ağlasın mı istiyorsunuz bilmem ne. Şimdi bu sözlere muhatap olan insanlar bugün kalkıp şey diyemez. Yani devlet aklı da yok işte e, orada aslında neyi kastetti falan. Ya söylenen şey yenilir yutulur bir şey değil ya. Terör örgütü elebaşının ülkenin meclisinde konuşma yapmasına davet edilmesi. Arkadaşlar Ümit Özdağ bile şey patladı. Ya, Biliyorsun Ümit ya hayır, Özdağ... Dem parti falan şey Hı -hı. dedi abi ne Ümit Özdağ. Dem parti biz bu kadarını beklemiyorduk dedi. Bugüne kadar ben hatırlamıyorum HDP'den işte APO çıksın da mecliste konuşsun falan dendiğini. Anlatabiliyor muyum? Ya Yok. Bu kadar yenilir yutulur bir ifade değil bu yani. Ümit o yüzden Özdağ ben şeyden insanların... dedim. Ha Sen söyle söyle Hı. bitir. Ben bitirin sandım pardon. Yani bu... Bu hayal kırıklığına yaşayan insanların durumunu anlıyorum. Ben şunu hı hı. da söyleyeceğim samimiyetle. Ben bir Türk milliyetçisi olarak MHP ile ne kadar AKP ile yakınlaştığı andan itibaren... ...mesafe koymuş biri olarak yıllar öncesinden hep bir şey düşünüyordum. Yani bak mesela bir Acaba? Şeyh Said meselesi falan ülkede gündeme geliyor. Şeyh Said meselesinde. Devlet Bahçeli çıkıp Şeyh Said haindir diyordu. Mesela meclis kürsüsünden, grup toplantısından vesaireden. Yani bir emniyet sibobu anlatabiliyor muyum şey anlamında söylüyorum bunu hani e, teşbihte hata olmaz yani ülkede böyle AK Parti'nin inanılmaz şey bir sayıydın, yanlış Şey günah neydi oğlum o zaman ben dona saz çalmak. yanlış bir şey Apo sas yerine Şey saydı madem yani saz çaldım içinde bir tutarlılığın olurdu çok yanlış bir hamle yapması halinde şeyin e, AKP'nin Devlet Bahçeli işte bir devreye girebilir MHP var işte ittifakında onu karşısına AKP almak istemez falan gibi bir düşüncem vardı. Ama e, şu gelinen boyutta mesele ne, neye evrildi ve şurada canımı sıkıyor abi bak. Son seçim zamanını daha dün gibi hatırlarız hepimiz. Ne deniliyordu muhalefet tarafı için? Benim arkadaşlarımdan Cumhur İttifakı'na oy verecek kimseler vardı ve bana ne diyorlardı? Bunlar başa gelirse muhalefeti kastederek söylüyorlar bunlar başa gelirse işte tekrardan açılım günlerine döneriz Demirtaş, Kavala işte özgür kalır. O günleri tekrardan yaşarız falan diye. E yani şimdi %52 de açıkçası bu şekilde oy istendi insanlardan. E bakın muhalefet kazanmasın, açılım zamanına döneriz diye. Şimdi o %52'nin oyuyla APO'yu mu serbest bırakacaklar? Anlayabilmiş değilim yani ben bu işin saçmalığını. Bir de bu demokrasi mi şimdi? Buna demokrasi diyebilir miyiz abi? Adamlar suratımıza suratımıza yalan söylediler yani. İşte milliyetçilik dediler, bilmem ne dediler. Bize oy vermeyenler kaldır dediler. Ondan sonra söyledikleri ya lafa bak. Bu Kendini kurtarmak ile... için yaptıkları işe bak yani. evet Biz Sen ilk çözüm süreci yayını yaptığımızda, Burhi, bu siyasi meseleleri evet. konuştuğumuzda ben demiştim ki ya önemi yok. Düne kadar çözümcüydü bugün milliyetçiler, yarın yine çözümcü olurlar. <laughs> yani partiler kendi kitlelerini dönüştürüyor. Hatırlıyor musun? Tam da bu şekilde konuşmuştuk. 2021 yılı olması gerekiyordu. Yani zaten evet. bir beklentim bir şeyin yok ki yani vaat etmiş böyle. bir Adam onu umursamıyor ki yani vaat ettiğini ne söylediğini. Anlık ne söylüyorsan yeni gerçek o oluyor. Bu kadar basit bu kitlelerde. O an ne söylüyorsan şöyle çıksın yarın başka bir şey dersin. Apo'nun götünü sikeyim desin mahçede. O hüro diye alkışlayıp hepimiz sikenin falan diye sıraya girecekler. Vardır devletimi bildi diye vazelin çıkaracaklar anladın mı? Büyük ihtimalle şey olur. İşte bir çünkü şeyde de öyle oldu ya açılım ilk açılımda da öyle oldu. Biz onlara fırsat tanıdık ama kullanamadılar falan diye çeviriler olayı. Çok büyük ihtimal seçime girerken eğer anlaşamazlarsa gene öyle olacak. Biz onlara fırsat verdik, kullanamadılar falan.